haben den Menschen etwas zu essen gebracht, den älteren Leuten. Ve o iş esnasında ev ev dolaşıp yaşlı insanlara gıda dağıttım. Und die haben keinen mehr außer dich, wenn du 5 Minuten am Tag kommst und den Fernseher. Ve artık o insanların senden başka hiçbir arkadaşları kalmamış ve bir de televizyonları vardı o yaşlı insanlar. Yani irtibat olarak tek o iki kişiyle tanışıyorlardı. Und dann hörst du immer wieder, der ist gestorben oder der ist gestorben oder der ist gestorben. Ve haftalarca çalışmış olduğum hizmette durmadan haber geliyordu. İşte falan kişi artık öldü, falan yaşlı da öldü diyerekten haberi geliyordu. Und dann siehst du, wie einsam diese Leute leben, ohne Kinder. Die haben vielleicht 2-3 Kinder, jeder kümmert sich um euch selber, nicht wie im Islam, wo sich die ganze Familie um die Oma oder den Opa kümmert. Ve gördüm ki orada insanlar tek yaşadığını, dedeye, nineye kimse ilgilenmiyor, İstanbul olduğu gibi mesela torunlar bakıyor, çocuklara bakıyor ama orada öyle değildi. Da habe ich mir nur gedacht, so möchte ich nicht sterben. Hemen onun üzerine aklıma şu geldi, ben böyle ölmek istemiyorum söyledim. Warum erzähle ich euch diesen Punkt? Niçin bu noktayı da size anlattım? Weil viele Leute heutzutage, die den islamisch richtig praktizieren, die denken, der Westen wäre was ganz Besonderes, wo alle Menschen glücklich leben. Çünkü burada ve diğer İslam alemindeki insanlar çoğu zannediyor ki batıdaki insanlar hepsi mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Böyle düşünüyorlar. Das sind Beispiele, die du bringen kannst, oder dass alle 48 Minuten in Deutschland ein Selbstmord passiert. Ve bunu da işte bu örnekleri insanlara anlatabilirsiniz. Ve onda Almanya'da her 48 dakikada bir insan kendini intihar ediyor. Und dass die Menschen unglücklich leben. Ve insanlar orada mutsuzca yaşıyorlar. فَمَنْ اَعْرَضَ الذِّكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Diye Allah'ın Kur'an sağ. Ve Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi kim benim zikrimden yüz çevirirse ona zor bir hayat verecek. Das sind das, was die Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, sehen. Aber was viele Menschen, die nicht im Westen aufgewachsen sind, sondern einem islamischen Land sind, nicht sehen, sondern sie sehen nur den Fernseher. Ve batıda yaşayan Müslümanlar zaten bundan haberdar. Ancak batıda yaşamayan Müslümanlar ise sırf televizyondaki o reklamları görüyorlar. Jedenfalls ich habe mir gedacht, so möchte ich nicht sterben, so möchte ich nicht. Böylelikle dedim ki ben bu yaşlı insanın öldüğü şeklinde veyahut da yaşantı şeklinde asla kabul edemem. Dann bin ich durch diesen Zivildienst zu einer speziellen Sitzung etwa 150 Kilometer von mir entfernt für 4 Tage gefahren. Sonra beni o hizmet 150 kilometre uzaktaki bir yere eğitim için 4 günlüğüne gönderdiler. Da habe ich jemanden getroffen. Orada birisiyle tanıştım. Der von einer christlichen fundamentalistischen Partei. Hristiyan fundamentalist partisiyle bağlı olan bir particiyle tanıştım orada. Und ich habe ihn gefragt, was ist das Ziel in eurer Partei? Ve o toplantıda ona sordum ki sizin partinin hedefi nedir, amacı nedir diye sordum. Und er meinte, unser Ziel ist den Islam in Europa zu vernichten. Ve bana dedi ki bizim amacımız, partimizin amacı İslam'ı Avrupa'da yok etmektir. Und davon gibt es heutzutage 10.000 in ganz Europa, in Holland, Belgien, Deutschland, Frankreich und anderen. Ve maalesef bugün onun gibi düşünen binlerce, on binlerce insan var Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da aynı o düşüncelere zihniyetli olanlar. O jeder Muslim, der das hört, der sollte sich selber fragen, was kann ich dagegen tun? Bu cümleyi duyduktan sonra her Müslüman şu soruyu kendisine sorması lazım. Ben bunu nasıl engelleyebilirim? Yani İslam'ın Avrupa'da yok olmaması için ne yapabilirim diye sorması lazım. Jedenfalls habe ich dann mit diesem Typen geredet und weil ich ihn von vornherein nicht mag und habe versucht den Islam zu verteidigen, obwohl ich vom Islam eigentlich gar keine Ahnung hatte. Ve ben o adamın konuşmasından hoşlanmadığımdan dolayı durup dururken o adamın karşısında İslam'ı ve Müslümanları müdafaa etmeye başladım. Halbuki İslam hakkında hiçbir bilgim olmadığı halde. Aber ich hatte natürlich keine Argumente, weil ich kein Wissen hatte und dann habe ich mir vorgenommen, den Koran auf Deutsch zu lesen. Ve o adamla tartışırken İslam hakkında bilgim olmadığından dolayı yani ona nasıl cevap vereceğimi bilmediğimden dolayı kendime karar verdim. Kur'an-ı Kerim'i satın alıp onu Almancasını tercümesini okumaya karar verdim. Als ich dann von dieser Reise nach Hause kam, habe ich bei meiner Schwester ein Koran gefunden. Ve o 4 günlük seminerden sonra geri dönünce eve gittim. Evde bir de baktım ki kız kardeşimin odasında bir Kur'an-ı Kerim var. Obwohl die mit İslam absolut nichts zu tun hat. Kendisi de hiç İslamiyet alakası olmadığı halde, o dine de bağlı olmadığı halde odasında kitaplığında Kur'an-ı Kerim var. Dann habe ich gesagt, auch schön, das Buch möchte ich mal durchlesen.
Dedim ondan izin istedim. Arap kitabı ödünç verebilir misin? Na habe ich das auf Deutsch von Surah Fatiha bis zur Surah Nas gelesen. Bunun üzerine Fatiha'dan ta Nas'a kadar manasını okudum. Und das war eigentlich das, was mein Herz gepackt hat. Ve o okumam da zaten benim kalbimi tamamen sarstı. Deswegen sage ich jedem, die Vorstellung, es wäre falsch, jemandem einen Koran in eine Übersetzung zu geben, ist eine falsche Vorstellung. Ve bazı Müslümanlar maalesef şöyle diyorlar ya işte Almanlara ve gayrimüslimlere bu Kur'an-ı Kerim vermeyin okumasınlar diye düşünenler var. Kutsal kitabımızdır diyerekten. Ama bence bu yanlış bir düşüncedir. Wir kennen viele Leute, die das lesen, eine Übersetzung zum Islam bekommen. Çünkü ben ve benim gibi bir sürü insan okuyaraktan sonra İslam dinine geldi. Und das ist auch etwas, was ihr benutzen könnt. Ve siz de bunu değerlendirin, kullanın bu fırsatı. Ihr wisst, dass viele Touristen kommen, wenn vielleicht auch aus Deutschland, vielleicht der eine oder andere kommt von euch kommt aus Istanbul. Wenn ihr beispielsweise zum Beispiel Tische aufstellen könnt, in der Nähe, wo die blaue Moschee ist, wo Koran drauf liegt oder andere Informationen, vielleicht nimmt sich einer was mit und er wird Muslim später. Ve o yüzden siz bunu değerlendirin, Avrupa'da, Almanya'da, farklı yerlerde turistler gelmektedir. Mesela İstanbul'da, Sultanahmet'te, orada bir masa kurup, orada broşürler, Kur'an tercümesi vererekten, oradan geçen bir turist bunu alıp okuması onun İslam dinine girmesine sebep olur. O da bir dieser türkische Bruder mit dem grünen Turban, der diese Blätter verteilt hat. Aynı o Almanya'daki yapan o yeşil türbanlı Türk gibi broşür dağıtıyordu. Jedenfalls, was mich besonders beeindruckt hat beim Lesen des Korans ist, dass man kein Buch findet, wo Allah so beschrieben wird wie im Koran. Ve ilk Kur'an-ı Kerim okuduğumda benim ilgimi çeken ve beni etkileyen olay neydi? Hiç başka, daha önce hiçbir kitapta rastlamadım ve başka kitaplarda olmadığını biliyorum şu anda. O da Allah Azze ve Celle'yi en güzel tarif eden Kur'an-ı Kerim'dir. Al-Ayn-Şaf-ı Perfek, Leysa Gavitli Şey, Vuhu Sabihul Basra. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatları en mükemmel bir şekilde anlatılıyor. Hiçbir şey benzetilmeden o hem muhakkak hem işitiyor hem görüyor ama hiçbir mahlukatına benzetilmeden anlatılıyor. Man braucht nicht nur Suret'in İhlas durchzulesen oder Ayet-ül Kursi. Aynı mesela İhlas Suresi'ne Ayet-ül Kürsi okuduğunuz zaman görebilirsiniz bunu. Und dann schaut man sich den Vergleich mit der Bibel an, was dort teilweise verfälscht wurde. Ve oradaki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını okuduktan sonra hemen İncil'i eline al. Ve bir de oradaki o tahrif edilmiş ayetleri oku Allah hakkında ne söylediklerini. Ein Vers. Der reicht um ganze Länder zum Islam zu bringen. Aslında İncil'deki bir ayetle bütün o Hristiyanları İslam'a kazanabiliriz. In Genesis 32 steht, Gott habe mit Jakob gerungen und verloren. Yazıyor ki Genesis 2'de 32'de yazıyor ki Yakup Aleyhisselam haşa Allah'la güreşmiş ve Yakup Allah'ı yenmiş. Was steht im Koran? Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nasıl anlatıyor? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَس۪يحُ اِبْنَ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ يُحْرِكَ الْمَس۪يحُ اِبْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dieser Vers reicht um ganze Länder zum Islam zu rufen. Das heißt, ve bunu şimdi biz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdık. Diyeceğiniz sizin ungläubige vor, die sagen Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Allah Azze ve Celle diyor ki o insanlar kim derse ki İsa Meryem'in oğlu Allah'tır diyenler kafir olmuştur. Sprich, wer kann gegen Allah etwas auslöschen, wenn er den Messias, der Sohn der Maria und seine Mutter allesamt auf Erden auslöschen will? De ki, kim Allah'ı engelleyebilir ki eğer Allah istese İsa'yı ve onun annesini ve yeryüzündeki bütün insanları helak etmek istese. Und in der Bibel lesen wir, ihr habt mit Jakob gerungen und verloren. Ve bunun karşılığında bakın İncil'de ne yazıyor? Yakup'la güreşmiş ve kaybettiği söyleniyor. Und dann geht's weiter. Und Allah es ist das Reich der Himmel und der Erde und was zwischen beiden ist, er schafft was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine devam ediyor. Bütün mülk, hepsi semadaki ve yeryüzündeki hepsi Allah'a aittir ve onun gücünün sınırı yoktur diyor. Alleine dieser Vers in Surah Maide Vers 16, der hat so eine Kraft, da muss das Herz von einem Mümin fliegen. Yani bu ayeti Maide Suresi'nin 60. ayetini okuyan bir Müslümanın normalde